Şefaat kavramını e, nasıl anlamalıyız? Kimler şefaat edebilir? E, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail olmak için nasıl bir yaşam sürmeliyiz? Şefaat, e, kelime anlamı aracılık etmek demektir. Hı hı. E, ama dini bir terim olarak kullanıldığı zaman, e, Allah'ın, Yüce Allah'ın e, kendisine şefaat etme yetkisi, hakkı verdiği kimselerin, günahkar müminlere Müslümanlara şefaat etmesidir. Evet. Terim olarak böyledir. Şefaat gerek Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle gerek peygamber efendimizin hadisleriyle sabittir. Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili ayetler var. Yani çok çok açık ayet-i kerimeler var. Peygamberimizin hadisleri ise sayılamayacak kadar bu konuda çoktur. Hı hı. Yani biz bir mümin olarak hem ayetleri hem hadisleri kabul etmek mecburiyetindeyiz. Yani sadece ayetler üzerinden giderek İslam olmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu İslam'ın bir parçasıdır. Bu İslam'ın peygamberidir. Kur'an-ı Kerim'de hani bazıları şefaat yoktur, Kur'an'da yoktur dediği için ben sadece burada iki tane şefaatın varlığı hakkında iki tane ayeti kerime Okumak istiyorum. Buyurun. Birincisi, Bismillah. Yaumeni izin la tanfauş şefaatu illa men ezine rahmanu ve vrati lahu O gün şefaat fayda etmez. Ancak Allah kime izin vermişse, kime şefaat etme izni vermişse veya veya kime şefaat edilme izni vermişse ve onun sözüne razı olmuşsa, yani şefaat eden kişinin sözüne razı olmuşsa, onun söyleyeceği söze, şefaatçılığa, aracılığa razı olmuşsa onlar şefaat edebilir diyor. Bir. İki. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ Bu da 22. cüzün baştan sayacak olursa 10. sayfasının tam başında. Ha hafız olanlar için Maşallah söyleyelim. Efendim o gün şefaat ancak Allah'ın izin verdiği kimselere olur. Onlar şefaat edilir. Demek ki var. Tabii ki. Yani çok açık var. E ayrıca e, şu da var. Yani mantık olarak da var. Yani akli olarak da bir şefaat vardır. Niye? Şefaat var. E, bir insan bir suç işlese. Diyelim ki ben bir suç işledim. E, kime karşı işledim? Bir arkadaşa karşı bir suç işledim. Arkadaş bana hakkını helal etmiyor. Beni gördüğü yerde görmek istemiyorum falan. Ama ben biliyorum ki sizin onunla aranız iyi. Gelsem size desem ki, Furkan kardeşim ya aramızı düzelt desem, siz şimdi gidip ona ricada bulunsanız, işte bu nedir? Bu şefaattır. Yani mantıklı olan bir şeydir. Yani dünyada bile insanlar birbirine çok aracı oluyorlar, şefaatçi oluyorlar. Ondan sonra mesela bazı yörelerde kan davaları oluyor ve şefaatçiler araya giriyorlar. Orada büyük kan davaları önlüyorlar. Yani yüzlerce kan davasını önleyen insanlar var. Hocam ahiretteki şefaate dönecek olursak e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatini umuyoruz inşallah. Diğer peygamberlerin de böyle bir hakkı muhakkak vardır herhalde. Evet. E, i̇nşallah. Bu bir hadis, bir hadis-i şerif var bize bu konuda. Işık tutuyor. Yeşfe'u yevmel kıyâme salasa Kıyamet gününde üç zümre şefaat eder. El-Enbiya, peygamberler. peygamberler. Sümmel ulema, Âlimler, alimler, thumme şuhede, şehitler. Elhamdülillah. Bunlar şey, ve Allah, sadece bu üç zümre değil Allah'ın izin verdiği, bak allah Teala genelleştirmiş, Allah'ın izin verdiği kimseler şefaat eder diyor. Dolayısıyla e, Allah bir kimseye izin vermişse mesela sen babana anana şefaat et diye izin vermişse o da şefaat eder. Mesela hafızların ana babasına şefaat edeceğine dair hadis-i şerifler var. Kimi diyor ki bunlar zayıftır, mayıftır. Ya bırak zayıf olduğunu bırak. Ee, efendim biz bunların sahih ve gerçek olduğuna inanıyoruz. Ee, onun için bak mesela şehitler değil mi? Yani Şehitlere bir taraftan üzülüyoruz. Bir taraftan o şehitlerin yakınları seviniyorlar. Niye? Ve bu bize şefaat edecek diye ve bu e, şefaat duygusu onların acılarını biraz bastırıyor. Kalkıp da bakın bu ümmeti Muhammed yani ülkemizdeki yaşayan insanlar buradaki Müslümanlar şefaatın varlığına öteden beri inana gelmişlerdir. Yani sadece kuru bir inanç değil inanırlar ama son zamanlarda bazı insanlar biraz da hani selefi ya da vehhabi çizgisinden Akım, akımına kapılanarak evet. güya daha iyi Müslümanlık, Kur'an Müslümanlığı, daha iyi Müslümanlık, saf Müslümanlık diyerek şefaat yok kardeşimde yok, yok kardeşimde yok. Efendim niye yok diyoruz kardeş Yani bu ülkenin insanları buna inanıyor ve şefaatın varlığıyla bir de mutlu oluyor. Bakın şehit yakınları bununla mutlu oluyor. Hafız anneleri, babaları, babaları bununla mutlu oluyor. Psikolojik olarak da böyle rahatlıyorlar. Evet Cenab-ı Allah şefaatine e, mazhar olan hem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hem alimlerin hem hafızların hem de şühedanın şefaatine inşallah kavuşabilmeyi bize nasip eylesin.